İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde film festivalini gerçekleştiren ekip aslında bir bakıma daha önceki yıllarda 1978-79 yıllarında İstanbul Kültür Bakanlığı İstanbul Film Yapım ve Gösterim Merkezi'nde çalışan arkadaşlar, ondan daha önce de Sinematik'le beraber çalışan arkadaşlardı. Yani bir arada çalışmaya alışmış insanlardı. 1982'de sadece 6 filmle başladığımız ve 6 gün süren İstanbul Uluslararası Film Günleri, Sinema Günleri kısaca adıyla, hemen sonraki yıllarda hem günü hem film sayısını hem de seyirci sayısını hızla artırdı. Bütün yayın organlarında mutlaka görülmesi gerekli filmler listeleri yayınlanıyordu. Ve böylece insanlar da o filmlere özellikle gelmek istiyorlardı. Bu da bir yanlıştı aslında. Çünkü hep tahmin edilebileceği gibi sinemada en de sonda bir sanat olayıdır. Hiçbir sanat olayının genel geçer kuralları yoktur. Bir filmin mutlaka herkes tarafından beğenilmesi, sevilmesi gerekmediği gibi herkes tarafından eleştirilmesi de gerekmez. Sonuç olarak birine çok hoş gelen bir film bir başkasına hiç de iyi gelmeyebilir. Dolayısıyla insanların seçimlerinde özgür olmaları, o seçimleri kendilerinin yapmaları gerekli. Şimdi artık bizim gençlerimiz de aynı şekilde festival yaklaşınca, yani broşürler çıkmaya başlayınca, ellerinde programlar, birkaç saat arkadaşlarıyla tartışarak kendi filmlerini seçiyorlar. Biz galiba öyle sanıyorum ki sadece festivalde değil, ulusça veya işte ülkece kendi kafalarımızla düşünmeye yavaş yavaş alışıyoruz. O sırada İnci Sineması'nda da gösteriler yapıyorduk, Pangaltı İnci Sineması'nda. Ve bir uygulamayı da yeni başlatmıştık. Sinema yazarları için serbest giriş kartı uygulamasını, yani onlar istedikleri filmlere rahatça girebilsinler diye. Bu arada İnci Sineması'nın da bir müdürü vardı o sırada. Çok hoş, iyi niyetli bir insan. Ama tabii festival, dünya sinema sanatı konusunda çok fazla bir şey bildiğini söyleyemem. Onunla bir gün karşılaştım. Dedi ki, bugün enteresan bir şey oldu dedi müdür. Bugün dedi bir adam geldi dedi ve benden dedi serbest giriş kartı istedi. Ben de kartın vakıftan vereceğini söyledim. Bunun üzerine o zaman davetiye verin dedi. Ben de neden davetiye vereyim diye sorunca o da demiş ki, ben sinema profesörüyüm. Ya öyle mi demiş müdür. Madem ki profesörsün, o zaman sana iki soru sorayım. Eğer bu soruların cevabını verebilirsen sana davetiye veririm demiş. Sonra diyor, sordum diyor kendisine iki tane soru diyor. Bir tanesinde dedim ki diyor, filmin sesi pelikül üzerinde sağda mıdır solda mıdır diye sordum. Bilemedi diyor. Sonra da diyor, bir dakikada kaç kare geçer bir filmden diye sordum. Onu da bilemedi diyor. Bir de profesörmüş diyor. Neyse verdim birkaç tane davetiye, gitti diyor. Tabii böyle olaylarla karşılaştık. Tabii sonra o çok değerli öğretim üyesinden özürler diledik. Böyle bir hatadan ötürü, ama gerçekten günlerce bunu hatırlayarak gülümsediğimizi hatırlıyorum.